Efendim başarıya doğrudan ikinci kez hepinize mutlu günler diliyorum. Evet, bu bölümün konuğu Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Esra Hatipoğlu. Sayın Hatipoğlu hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim artık yavaş yavaş üniversite sonuçları açıklanacak ayın 11'inde yarın. Evet. Burada ben gençleri bir uyarmak istiyorum. Sevgili gençler, sevgili üniversite adayları, ÖSYM'nin çok değerli yetkilerini aldığım bilgi doğrultusunda size geçerli olmayan bir ön bilgiyi paylaşmak istiyorum. LYS sonuçları bu akşamdan itibaren yayınlanabilir. Ancak tabii bütün o yayın yapılabilmesi için ÖSYM'nin bilgi işlem servisinin çalışmalarının bitirilmesi gerekiyor. Ancak son dakikada aldığım intiba büyük bir ihtimal yarın erken saatlerde LYS sonuçları açıklanacak. Yani ben sizin yerinizde olsam akşam saat 24'ten sonra televizyon ekranlarındaki altyazılara biraz daha dikkatli bakarım ve açıklanmazda ÖSYM'nin sayfasına girerek durumunuzu öğreneceksiniz ki virgül 11 Temmuz'dan itibaren tercih dönemleri başlayacak. 18'de de 26 Temmuz'da da tercih listelerinize vereceksiniz. Bu sırada vakıf ya da devlet okulları, devlet üniversitelerinin tanıtım günleri başladı. Oralara da gidip bir bir bilgi almanızda bence yarar var. Şimdi efendim Sayın Hatipoğlu size dönelim. Şimdi tabii burada üniversitelerin tanıtımları yapılırken ya da öğrenciler üniversite ilgili araştırma yaparken özellikle devlet ya da vakıf üniversitenin eğitim felsefesinin üzerinde de duruyorlar. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Üniversitenizde ne şekilde bir eğitim felsefeniz var? Bunları gençlere paylaşarak yola çıkalım. Öncelikle bütün öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım istedikleri bölümlerde okuma fırsatı elde ederler. Evet. Öncelikle alacakları bütün sonuçların hayırlı olmasını diliyorum hepsi için. Üniversitemizin şöyle söyleyeyim aslında kurulduğu andan itibaren ama son 2 yıldır çok ciddi şekilde dünyanın değişik üniversitelerinde neler oluyor acaba diye bir araştırma üzerinde çalıştık da ve bunun üzerinden de bir takım konseptler oluşturduk ve bütün bu eğitim felsefemizi de aslında niş edu dediğimiz bir konsept çerçevesinde 5 farklı boyut üzerinden değerlendiriyoruz. Bunlardan en önemli bizim için kısmı dijital eğitim kısmı. Müfredatlarımızı ve genel olarak öğrencilerimize anlattığımız, öğrencilerimizin kullanabildiği teknolojik altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz ve bunun üzerinden bir dijital eğitim planlamamız var. İkinci olarak tabii bu dijital eğitimi sürdürülebilecek akademik kadro olarak da genişliyoruz ve var olan akademik kadromuzu bu dijital eğitimi verebilecek akademisyen arkadaşlarımızla destekliyoruz. Eğitim felsefemizin üçüncü boyutu sektörel ilişkiler. Bizim sektörle ilişkilerimiz öğrencilerimizin eğitim hayatını devam ettirirken sektörle de tanışmasını ve daha kolay iş bulmalarını ve pratikte uygulamada nasıl bir ortamla karşılaşacağını bulmaları. Bu sektör kelimesi son derece önemli. Lütfen gençler iyi izleyin. Çünkü iş dünyasına girerken ilk sorulan sorulardan bir tanesi şu. Mesleki ön bilginiz ya da mesleki bilginiz var mı? Bu sektörle ilişkiler esasında öğrenciye şöyle bir yol açıyor değil mi? Bir defa hiç ulaşamayacakları belki insanlarla karşı karşıya evet. geliyorlar. Profesyonelce hayata hazırlanıyorlar ve iş dünyasına girerken artık acemi değil de biraz daha komplike bir insan olma şansını elde ediyorlar. Kesinlikle artık yerinde uygulama. Yerinde uygulama. Bizim 8. Evet. dönemde mesleki uygulamalar şeklinde bir geliştirdiğimiz farklı bir yöntemimiz de söz konusu. Öğrenci arkadaşlarımızın hem dersleri aldıkları sırada sektörden çok önde gelen kurum ve kuruluşlardan çalışanların bizim eğitim kadromuzda yer alması çok önemli. Onlarla tanışmalarını sağlıyoruz. Onların imkanlarından faydalanmalarını, staj imkanlarından faydalanmalarını sağlıyoruz. Ama aynı zamanda da yaptığımız bir şey var. 8. dönemde mesleki uygulamaları gerçekleştirerek daha kolay iş bulmalarını ve mezun olduklarında sektörü tanımalarını sağlamaya çalışıyoruz. Peki şimdi sizin bir sloganınız var. Bu slogan onu siz telaffuz edin lütfen. Nedir? Neyi vurgulamak istiyorsunuz? Biz aslında yeni sen diyoruz. Yeni sen, sen. Evet. Öğrenci arkadaşlarımızı ve akademisyen arkadaşlarımızı biraz da hedef kitle olarak ele alarak bunu söylüyoruz. Yeni sen dediğimiz, dediğim gibi bu aslında mutluluk üzerinden giden bir araştırmamız da var. Akademisyen nasıl mutlu olur? Öğrenci arkadaşımız nasıl mutlu olur? Biz bütün geri bildirimleri topladık epey Peki, bir zamandır. Mutlu olur?
hocam? Öğrenci nasıl mutlu oluyorlar? Öğrenci arkadaşlarımız iyi bir eğitim, gerçekten çok bilinçli davranıyorlar. İyi bir eğitim almaktan çok hoşnutlar ama aynı zamanda sektöre hazırlanmak istiyorlar, iyi bir dil bilmek istiyorlar aynı zamanda ve sosyal faaliyetlerin, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyorlar. Peki öğretim üyeleri? Öğretim üyeleri öncelikle iyi bir kampüste değerli hissetmek istiyorlar. En önemli kısmı bu. Evet. Biz de öğretim üyesi arkadaşlarımıza bunu gerçekleştirebilecekleri imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Peki siz geçen sene geldiniz bu kuruma. Evet. Gelirken de ben size sordum. O zaman da bir program yapmıştık. Niye seçtiniz? Niye seçtiniz? Aslında dinamizmi yüzünden. Mütevelli Heyet Başkanımızın, genel sekreterimizin bu üniversite vizyonu, bakışı ve kafamda olan, çünkü çok ciddi bir devlet tecrübem söz konusu, kafamda olan bir takım projeler vardı. Onları gerçekleştirebileceğimi ümit ederek geldim ve öyle de devam ediyorum. Peki, aslında. Peki hanımefendi, konuşmaya devam edeceğiz. Efendim konuğum Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Esra Atiboğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. Üçüncü nesil üniversite derken ne anlamalıyız? Üçüncü nesil üniversite biraz evvel konuştuğumuz aslında bu sektörle işbirliği üzerinden bir bizim üniversitenin kendisi açısından belirlediği bir misyonun parçası. Sektörle ilişkiler, sıkı ilişkiler oluşturmak, sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla niş partners dediğimiz işbirlikleri oluşturmak, toplumsal faydayı gözetmek. Yani sadece öğrencilerimiz açısından değil ama topluma da faydalı olalım ve toplumsal faydayı öncelleyelim diye bir düşüncemiz var. Sosyal sorumluluk üzerinden çok giderek bir takım sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz ve sektörün önde gelen temsilcilerinin de üniversitemizde ders vermelerini sağlayarak müfredatları da aslında biraz sektöre yönelik olarak revize ediyoruz zaman Şimdi zaman. Şimdi biraz evvel bahsettiniz, eğitim felsefenizde yerinde uygulamalar vesaireler var ama biz araştırmacı genç dostlarımla da üniversiteleri de konuk olacak üniversiteleri tek tek araştırıyoruz. Şimdi şöyle bir şey, iş başında meslek uygulamalar dikkatimi çekti sizin kampüste. Bunu ve esasla bu izleyiciyle paylaşmanızda yarar var. Çünkü bir yerde kendi profesyonel hazırlığı insanlar. Aslında biraz başarı kriterine de bağlı bu. Ama bütün öğrencilerimize 8. yarı yıllarında mesleki uygulamalar yapabilecekleri imkanları oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bununla ilgili bir ağ oluşturduk. Üniversitemizin web sitesinde de yer alıyor bu kimlerle işbirliği içinde olduğumuz. Bunun üzerinden öğrenci arkadaşlarımıza değişik imkanlar sağlıyoruz. Ve çoğu arkadaşımız hem staj hem de mesleki uygulamalar sebebiyle sürekliliği, eğitimin sürekliliğini sağlayarak bu birlikte çalıştıkları, mesleki uygulama yaptıkları yerlerde daha sonra çalışma imkanı da bulabiliyorlar. Şimdi tabii günümüzde bir yabancı dil sorunu var. Esasında yani ben bir sorun olarak kabul etmiyorum. Çünkü 2025 ya da 30'lu yıllarda hayata atılacak bir gencin özellikle İngilizceyi bilmesi gerekiyor. Global bir dildir. Hatta onun yanında belki başka diller de bilmesi gerekecek çalışma alanlarına göre. Şimdi bizim üniversitemizde, devlet ya da vakıf üniversitelerinde yabancı dil eğitimi nasıldır? Ya da sizin mensubu olduğunuz, rektörlüğünü yaptığınız üniversitede yabancı dil eğitimi öğrenciye nasıl verilir? Ya da öğrencilerin bakışı nedir? Şimdi genel olarak yabancı dille ilgili bir öğrencilerin tamamında bir mesafe var. Zor öğrenilebileceği bir korkaklık diyeyim. Evet. Öğrenci arkadaşlarıma bu sıfatı çok yakıştırmadığım için korkaklık demedim ama dil öğrenmekte bir zorluk yaşayacağını hissetme, önceden bir ben ne yapabilirim acaba diye düşünme hali söz konusu. Bizim üniversitede de eğitim felsefemizin bir başka unsuru demin sayıyordum zaten. İyi İngilizce öğrenmelerini sağlamak, onun yanında ikinci dil öğrenmeleri için de elimizden geleni yapmak. Daha az bilinen diller üzerinden de bir çalışma yapıyoruz. İyi İngilizceyi öğretmek için aslında biraz İngilizce ağırlıklı müfredatlar oluşturmaya çalıştık. Hazırlık sınıfını İngilizce eğitim dili İngilizce olmayan bölümlerimiz açısından da bütün öğrencilerimize özellikle mesleki İngilizceleri kazandırabilmek için çalışıyoruz. Bir de bizim uygulamalı dil okullarımız var yurt dışında. Onlarla ilgili hangi de daha çok Birleşik Krallık, Londra'da
bir en öncellediğimiz ve en faal aktif olarak kullandığımız ama dünyanın değişik yerlerinde bu dil uygulama merkezlerinin faaliyete geçmesi için tüm hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Tabii burada öğrencilerin yabancı dilden uzak kalması, özellikle İngilizce uzak kalması onlardan oluşan bir hadise değil. Eğer milli eğitim sistemine bakarsanız siz 10 yıl, 12 yıl okutup da yalnızca merhaba ya da nasılsın cümlesini öğretebiliyorsak bu da biraz da eğitim sistemimize ya da öğretme metotlarımıza aramızda bence yarar var diyorum. Hemen şurada bir şey daha ekleyeyim. Bizim niche learning denilen bir yeni İngilizce uygulamamız var. Onu biraz toplumsal faydaya da dönük olarak kullanıyoruz. Uygulama niche learning üzerinden İngilizce uygulamasının indirilebilecek bir alanlar var ve onları herhangi bir şekilde herhangi bir yerdeyken dil öğrenmeleri için farklı bir oyunlaştırarak daha farklı şekillerde öğrenmelerini sağlayacak bir uygulama sistemimizde söz konusu. Peki Sayın Rektör, şimdi yabancı ile olayı alınca aklıma şu geldi. Yabancı dil, yabancı ülkeler, uluslararası ilişkiler. Günümüzde de gençlerin görüşlerini genişletmek bilmeleri için uluslararası ilişkileri çok önemli. Örneğin yine elimde bir anket var. İnsan kaynaklarından aldım. Diyor ki bir iş dünyasına girerken soruyorlar. Mesleğinle ilgili uluslararası tecrüben var mı ya da yabancı bir ülkeye gittin mi? Şimdi ne yapılır? Devletin de vakıf üniversitelerinde uluslararası ilişkileri var. Nedir bunu? Bir açar mısınız? Bize? Şimdi ben sizin biliyorsunuz ben uluslararası ilişkiler profesörüyüm zaten. O yüzden tam o noktadan hareketle birkaç bizim üniversitemizde uluslararasılaşma dediğimizde anladığımız birkaç şey var. Bunlardan en önemlisi aslında öğrencilerimizin değişik programlar çerçevesinde ve akademisyenlerimizin, idari personelimizin değişim programları çerçevesinde farklı üniversitelerde okumalarını ve eğitim programlarına katılımlarını sağlamak. Birinci unsurumuz bu. İkinci unsurumuz çok sayıda üniversiteyle ikili işbirliği anlaşmalarımız var ve hukuki çerçevede de birbirlerimizden ders alma çalışmalarını devam ettiriyoruz. Ders almak yani, ders sayılması için hukuki altyapıyı çalışmalarını çok gerçekleştiriyoruz hali hazırda. Çünkü yine bu dünyanın farklı üniversitelerinde en iyi olanları seçip bizimle işbirliği yapıp öğrencilerimizi en iyi nasıl faydalandırabiliriz diye düşünüyoruz. Onun dışında bir takım üniversitelerle yine değişim programlarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yabancı dil iyi vermeye çalışıyoruz öğrencilerimize ki dünya vatandaşı olsun, her yerde kendini ifade edebilsin. Bir de tabii kendi ilişkilerimizi ve ağlarımızı, değişik üniversitelerdeki pozisyonlarımızı kullanarak öğrencilerimize de imkan sağlamaya çalışıyoruz. Peki Sayın Hocam, ben geldim sizin üniversitenize, okuyorum, bir yeri kazandım. Ya da devlette ya da vakıfta da bir yeri kazandım. Ama gencim, yanlış bir tercih yaptım ya da mesleğimden ya da bölümümden memnun değilim. Yani burada beni bırakır mısınız? Sen burayı seçtin, ne yaparsan yap mı vardır? Yoksa bölümden memnun değilsem yardımcı olunur mu? Yol gösterilir mi? Aslında bölümden memnun değilseniz yol gösterilir, gösterilmesi de gerekir diye nedir düşünüyorum. Bu? Bunun nedir? Hukuki çerçevesi içerisinde. Bu yolun en önemli unsuru kurumsal kurum içi yatay geçiş, beğenmediğiniz veya kendinizi iyi hissetmediğiniz belli kuralları var gerçekleştirilebilmesiyle ilgili. Başarı kriterlerimiz var. Onlar çerçevesinde istedikleri bölüme bir şekilde kurum içi yatay geçişle geçmeleri mümkün olabiliyor. Bunun yanında biliyorsunuz çift ana dal, yan dal gibi bir uygulamamız söz konusu. Bunu ücretsiz olarak sağlıyoruz. Üniversitemizde çift ana dal yaptıklarında iki farklı bilim dalının diplomasını alıyorlar. Yan dal yaptıklarında sertifikalandırıyoruz. Ama onun dışında bir uygulamamız daha var. Çok geniş bir seçmeli ders havuzumuz var. Evet. Öğrenci arkadaşlarımız bulundukları bölümlerden çok memnun değillerse o çok geniş seçmeli ders havuzumuzdan kendi ilgi alanlarına göre dersleri seçerek biraz daha kendilerini geliştirip farklı bir alana bir şekilde adım atmış olabiliyorlar. Peki Sayın Rektör, benim özel yetenekli yeteneğim var. Belirli bölümlere karşı bir isteğim var. Hı hı. Ki bildiği devlet ya da vakıf üniversitelerine bunlar özel yetenek
yetenek sınavıyla alınıyor. Evet. Yani şimdi bunu da merak edenler var. Efendim özel yetenek sınavı ile devlet ya da vakıf üniversitesinin ilgili bölümlerini seçmek istiyorsunuz. Lütfen kulağınızı çok değerli konuğum Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Esra Hatipoğlu'na verin bakalım. Buyurun. Bizim üniversitemizde de bu söz konusu. Öğrenci arkadaşlarımız, barajı geçen öğrenci arkadaşlarımız özel yetenek sınavlarıyla, yani kendi yeteneklerini ortaya koyacak şekilde belli bir jüri karşısında bunu sergilediklerinde belli bir sınav sistemimiz var. Ve bu sınav sistemi sonucunda da yeteneklerini değerlendirebilirler. Bizde de sahne ve gösteri sanatları bölümü, müzik bölümü, grafik tasarımı bölümü, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, tekstil ve moda tasarımı ve hava trafik kontrol bölümleri özel yetenekle, yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Pardon, hemen içeriden arkadaşlar soruyor. Dostlar herhalde soru geldi. Bu bölümlerin başvuruları başladı mı da, ya da başvuru olacak mı gibi bir soru var. Evet, başvurular var. İnternet sitemizde bütün başvuru tarihleri ve sınav tarihleri çok açık bir şekilde yer alıyor. Arkadaşlarımıza hem üniversitemizin sitesini ziyaret etmelerini hem de oradan bütün detayları öğrenmelerini rica ediyorum. Efendim Sayın Hatipoğlu'nun söylediğini bir kez de ben tekrar edeyim size. Eğer özel yetenek sınavı ile bir yere girmek istiyorsunuz, devlet ya da vakıf üniversitesi, lütfen web sayfalarına bakın. Başvurular başlamış olabilir ya da olacaktır. Şartlar nedir, bunları göreceksiniz. Ama hemen aklıma bir şey geldi, onu da size söyleyeyim. Artık ÖSYM'nin yayınladığı tercihler kılavuzunda özel koşullarda burslar ÖSYM'ninkileri yazıyor. Eğer o vakıf üniversitesinin kendine has özel burslarını öğrenmek istiyorsanız yine o üniversitelerin web sayfalarına girmenizde bence yarar var ve gireceksiniz, çünkü oradan başka bir yerden öğrenemiyorsunuz. Bu sırada YÖK Atlası'na da lütfen bir kere tıklayın diyorum. Hanımefendi, üniversite adayları, aileler var. Ne dersiniz şu anda tercih yaparken neler yapsınlar? Size bu çok soru geliyordur. Yani. Evet, komşunuzdan bana geliyordur, tanıdığınızdan geliyordur. Bilim adamı diyorlar ki hocam şunu bize söyle. Aslında benim hep söylediğim, en öncelikli olarak herkesin en sevdiği yerde, en sevdiği şekilde okumaya çalışması. Kalbinin, yani kalbinin sesinin çok önemli, evet, olduğunu düşünüyorum. Öğrenci odaklı olan üniversitelerin tercih edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Öğrenciyi önemseyen, çünkü asli aslında unsuru bütün üniversitelerin. Bir de dediğim gibi, yani sadece eğitim, tabii ki üniversitelerin tamamının en iyi eğitim vermekle yükümlü olduğunu biliyoruz. Bunun çok bilincindeyiz. Ama onun dışında mutlu olabilecekleri, kendilerini iyi hissedebilecekleri, kendilerini ve özel yeteneklerini daha iyi ifade edebilecekleri bir alanda olmalarını diliyorum ve istiyorum aslında. En önemli bence söylenecek şey de iyi tanımaları, üniversiteleri gidip görmeleri. Bizim yepyeni bir kampüsümüz var. Çok önemli bir kampüsümüz Maslak'ta. 1453 Neotek kampüsü, evet, olarak geçiyor. Ve tamamen son teknolojiyle donanımlı. Evet. Yani çok farklı bir yapılanma içerisindeyiz. Bir görmekte fayda var diye düşünüyorum. Dokunmakta yani diyorsunuz. Dokunmakta fayda var. Hocalarla iletişim kurmakta fayda var. Resimlerden ve bir şekilde web sitesinden ziyade bir görmekte fayda var diye düşünüyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Efendim, değerli konuğum Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Esra Hatipoğlu ile olan sohbetin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim.